Arkadaşlar merhaba. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Termodinamik 2 dersimizin ilk konusu egzerjiyi anlama üzerine olacak. Evet, egzerjiyi anlama konusuna başlayalım. Termodinamik bir dersinde özellikle enerji analizi üzerinde güzelce durduk ve bu konuları güzelce öğrendik. Hem enerji analizi, hem egzerji analizi, hem de entropi analizi bizim için önemli. Bu çerçevede egzerjiyi anlamak dersine başlayalım. Bildiğiniz gibi termodinamikte enerji en önemli konu. Enerji dengesi eşitliğini bilmek, enerji dengesi eşitliğini kullanmak bizim için çok önemli. Enerji de hareketin temeli. Hareketin temeli enerjidir ve birimini jül olarak alıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi herhangi bir yerde sahip olan bir enerji miktarı olsun, bir ısı enerjisi miktarı olsun. Bu ısı enerjisi miktarından biz yararlanmak istiyoruz. Sahip olan ısı enerjisinin ne kadar yararlı işe dönüşebilir? Termodinamiğin önemli sorularından biridir. Herhangi bir yerde bir ısı enerjisi var, bir jeotermal enerji var örneğin veya bir sıcak su kaynağı var. Bu sahip olan ısı enerjisi ne kadar yararlı işe dönüşebilir? Bizim için yararlı işe dönüşebilme potansiyeli çok önemli. Örneğin geçmişte bildiğimiz gibi buharlı trenlerle biz ısıyı işe dönüştürüyorduk. Ama ısı tamamen işe dönüşemiyordu ve termodinamiğin ilk başladığı dönemler, termodinamiğin bilim olduğu dönemler buharlı trenlerle başlamıştı. Isı işe dönüşebiliyor ama tamamı dönüşemiyor. Enerjinin işe dönüştürülemeyen kısmına da biz atık ısı diyoruz. Yani yararlı işe dönüştürülemeyen kısmı, bizim kullanamadığımız kısma atık ısı diyoruz. Amacımız ısının büyük bir bölümünü işe dönüştürmek. Bunu da teorik olarak biz egzerjiyle modelleyebiliyoruz. Egzerjiyle hesaplayabiliyoruz. Yani yararlı işin temeli de egzerji. Yani egzerji yeni bir kavram değil. Enerji ile egzerji birbirine yakın ama ısı enerjisinin ne kadarını biz yararlı işe dönüştürebiliyoruz dediğimizde karşımızda egzerji hesapları çıkıyor. Yararlı işin temeli egzerji birimi yine jül. Gördüğünüz gibi enerji ile egzerjinin birimleri jül. Arada entropiyi görmüştük. Onun birimi jül bölü kelvindi. Ama jül birimine biz çevirdiğimiz an egzerji altında konuyu güzelce işleyebiliyoruz. İkisinin de birimi jül olduğu için birbiriyle ilişkisini görebiliyoruz. Evet, egzerji yararlı işin temeli dedik. Devam edelim. Belirli bir halde ve miktardaki enerjinin yararlı iş potansiyeline biz egzerji diyoruz. Belirli bir halde ve miktardaki enerjinin yararlı iş potansiyeli. Yani en fazla yararlı iş potansiyeli gördüğünüz gibi teorik bir durum, ideal bir durum. En fazla yararlı iş potansiyeline biz egzerji diyeceğiz. Egzerji hesaplarımız bizim ideal durumlardır. Bu ideal durumlardan tabii ki gerçek durumlara geçiyoruz. Biz mühendisler için referans noktaları önemli. Yararlı iş potansiyelinin ideal durumu da egzerji hesaplarıdır. Carnot çevrimi olsun, tersinir sistem olsun, tersinir hal değişimi olsun. Bütün bunlar bizim referans noktalarımız, ideal durumlar. İdeal durumdan başlayarak gerçek durumlara doğru ilerliyoruz. Bizim de referans noktamız egzerjide en fazla yararlı iş potansiyelini hesaplayabilmektir. O zaman kurallarımız ne? Sistem başlangıç halinden ölü hale gelmeli egzerji hesaplarında. Yani yararlı iş potansiyeli hesaplarında sistem başlangıç halinden ölü hale gelmeli. Ölü hal ne demek? Ölü hali iki şekilde ele alalım. Bir kere birinci durum uzak çevre bizim için ölü hal. Neden? Herhangi bir sistemi ele aldığımızda arkadaşlar, bu sistemin bir sıcaklığı var. Sistemin sahip olduğu bir yüzey sıcaklığı var. Bu yüzey sıcaklığı tabii ki yakın çevreye etki ediyor ve yakın çevre içinde sıcaklık değişken olabiliyor. Ama bu sıcaklığın sabit hale geldiği duruma biz uzak çevre diyoruz. Sıcaklık sabitse, çevrenin sıcaklığı değişmiyorsa sistemle çevre arasındaki modellemeyi biz egzerji altında yapabiliyoruz ve bu uzak çevre ölü hal koşullarında da, uzak çevrenin ölü hal koşullarında olduğunu kabul ediyoruz. Ölü hal koşulu ne?
Sistem çevresiyle termodinamik dengede arkadaşlar. Bu denge kavramını da güzelce termodinamik bir de işledik. Örneğin ısıl denge. Sistemin sıcaklığı çevre sıcaklığıyla eşit. Biz ona ölü hal koşullarında TO diyeceğiz veya T0 diyeceğiz. O zaman TO eşittir, T sistem eşittir, T çevre, ısıl denge. Bizim için önemli. Sistem çevresiyle termodinamik dengede olacak ama bütün dengeleri sağlayacak. Mekanik denge örneğin. Sistemin basıncı çevre basıncıyla eşit olacak. Ona P0 veya PO diyebiliriz. İkisini de söyleyebiliriz. Bunun yanında kinetik ve potansiyel enerjiler sıfır olacak. Yani sistemin hızı sıfır olacak. Sistemin kod farkı sıfır olarak alınabilecek. V eşittir 0 metre bölü saniye ve Z eşittir 0 metre olacak. Ölü hal özelliklerini işte alt O indisiyle veya sıfır indisiyle gösteriyoruz. HO, UO, SO bizim hep ölü hal özellikleri. Hani çevresiyle sistem termodinamik dengede olacak, bütün dengeleri sağlayacak dedik ya, hani kimyasal dengeyi de buraya yazmışız. Çevreyle kimyasal tepkime yok ise kimyasal denge. Hangi dengeler varsa bütün bu dengeleri sağlayacak. Biz tabii kimyasal olarak fazla çalışmıyoruz bu makine mühendisliğinde. Onun için ısıl denge ve mekanik denge ve kinetik ve potansiyel enerjilerin sıfır olması durumu bizim için yeterli oluyor. Özel durumlarda tabii çevreyle kimyasal tepkimenin olmamasına da dikkat edeceğiz. Arkadaşlar şu kısım da çok önemli. Dedik sistemi ilk halinden ölü hale getireceğiz. Ve ölü hale özellikleri bize verilmemişse biz bakın onu mesela çevre sıcaklığını veya ölü hal sıcaklığını 25 derece santigrat alacağız. Herhangi bir problemde ölü hal özellikleri yok derseniz T ölü hali 25 derece santigrat alacağız. Bunu unutmayalım. Basıncı da yaklaşık bir atmosfer tam olarak bir atmosfer yaklaşık 100 kilopaskal alabileceğiz. P0 bir atmosfer veya yaklaşık 100 kilopaskal, T0 eşittir 25 derece santigrat alınacak herhangi bir soruda, herhangi bir problemde bunlar verilmedi ise. Evet, ne dedik? İlk önce egzerji dedik, sistemin yararlı iş potansiyeli ve biz egzerji hesapları yaparken ilk halden ölü hale getireceğiz. Ölü hal koşullarından da bahsettik. Şimdi şu önemli duruma da bakalım. Sistem ile çevresi arasında sıcaklık farkı varsa, yani iki farklı sıcaklık varsa elimizde, bu iki sıcaklık arasında ısı makinesi çalıştırılabiliyor her zaman. Isı makinelerini de güzelce işlemiştik. Herhangi bir yüksek sıcaklık ve herhangi bir düşük sıcaklık arasında ısı makinesi çalıştırılabiliyor ve iş üretilebiliyor. Bak, iş üretimi önemli bizim için. Yani egzerji hesaplarında da biz sıcaklığın egzerjisini, pardon, sıcaklık değil, sıcaklık farkının, sıcaklık farkından kaynaklanan ısının egzerjisini bu şekilde ısı makinelerinden yararlanarak hesaplayacağız. Çünkü iki sıcaklık arasında, iki farklı sıcaklık arasında ısı makinesi çalıştırılabiliyor ve iş üretilebiliyor. Bu kısım önemli. Sistem ile çevresi arasındaki basınç arasında basınç farkı varsa, örneğin piston silindir düzeninde genişleme ile iş üretilebiliyor. Bu da önemli. Örneğin başka sistemin örneğin hızı sıfırdan farklıysa kinetik enerji ile türbinden yine iş üretilebiliyor. Tabii ki ölü hal koşullarından farklı olduğumuz durumda ölü hale varıncaya kadar biz egzerji hesabı yapabiliriz, iş üretebiliriz, maksimum iş üretebiliriz. Tabii bu teorik iş. Gerçekte daha düşük veya yüksek olacak. Yani iş üreten, iş tüketen makinelere göre gerçek değerler daha büyük veya daha küçük olabilecek. Ama biz bileceğiz ki egzerjiyle bu sistemin potansiyeli nedir? Maksimum değeri nedir? Onu egzerjiyle göre bileceğiz. Bunlar önemli konular. Bir sistem belirli bir başlangıç halinden çevrenin haline, yani ölü hale, tersinir hal değişimiyle geçtiğinde en fazla iş elde edilir. Egzerjiyi bir daha tanımlamışız. Yani tersinir hal değişimi, ideal durumlar bizim için önemli egzerji hesapları. Çünkü egzerji ideal durumları gösteriyor. Buraya da bak, iş üretiminde demişim ben, gerçek iş miktarı küçüktür egzerji miktarında. Egzerji miktarı bize maksimum değeri verir. İş üretiminde gerçek iş miktarı daha küçüktür egzerji miktarından. İş tüketiminde tabii bunun tersi olacak. İş üreten, iş tüketen makineler var. Ayrıntılarına bakacağız. Sonuç olarak egzerji sistem artı çevre birleşiminin bir özelliği.
Tabii ki ne dedik biz? Ölü koşulları, yani çevrenin koşullarını genellikle ölü koşulları alabiliriz. Sistem artı ölü veya çevre birleşimi egzerji altında incelenebiliyor. O zaman arkadaşlar termodinamikte kinetik ve potansiyel enerji eşitliklerini çok kullanıyoruz. Hem kapalı sistemlerde hem hareketli akışkanlarda kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri karşımıza çıkıyor. Kinetik enerji eşitliğine baktığımızda 1 bölü 2 mv kare ideal bir eşitlik. Bu ideal bir eşitlik sonuçta sürtünme gibi bozucu etkiler içermiyor. O zaman bu bir iş eşitliği, 1'im jül kinetik enerji. O zaman kinetik enerjinin egzersizi kendisine eşittir diyebiliriz hemen. Çünkü ideal bir eşitlik kinetik enerji eşittir kinetik enerjinin egzersizi. Potansiyel enerji için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da ideal bir eşitlik. MGZ çarpımı. Sürtünme gibi yine bozucu etkiler içermiyor. İçerdiği an tabii ki gerçek eşitliğe dönüşüyor. Ama bizim için ideal eşitlik olarak alırsak M çarpı G çarpı Z'yi, o zaman potansiyel enerjinin kendisi yine potansiyel enerjinin egzersizine eşit olacak. Egzersiz hesaplarında kinetik ve potansiyel enerji ideal eşitlikleri eşittir. Egzersiz karşılıkları olarak alınacak. Evet, ilerliyoruz dersimizde. Önemli noktaları belirttik. Önemli noktalardan sonra arada basit, önemli örnekler de yapacağız. Bu çerçevede dersimize devam edelim. Örneğimiz şöyle olsun. Elimizde bir miktar su var. Tabii bu su belli bir yükseklikte, belli bir kot farkı var. Z eşittir 100 metre demişim. Ve bu sudan yararlanarak biz iş elde etmek istiyoruz. Tabii iş eldesi için türbin kullanabiliriz. Belli bir kot farkında suyu aldık, altına türbünü yerleştirdik ve iş elde edeceğiz. Bize deniyor ki iş eldesi olarak 10 üzeri 7 kilowatt saat güce ihtiyacımız var. Bu durumda kullanılacak su kütlesi ne olmalıdır? Yani teorik bir hesap istiyor bizden önce. İş eldesi miktarını biliyoruz. Kullanılacak su kütlesini hesaplayacağız. Bakıyoruz ki sistem bir kot farkı içeriyor. O zaman burada bir potansiyel enerjimiz var. Potansiyel enerji eşitliği de zaten ideal bir eşitlik. Buradan ideal bir sonuç bulabiliriz. Sonra o sonucu yorumlayabiliriz. Buradaki potansiyel enerji ihtiyacımız olan güce eşit olacak. Ve potansiyel enerjiyi biz ihtiyacımız olan güç 10 üzeri 7 kilowatt saat ise bunu jüle çevirelim. Jül biriminde çalışıyoruz bildiğiniz gibi. 10 üzeri 7 kilowatt saat çarpı 3600 saniye bölü 1 saat eşitliği çerçevesinde gerekli işlemleri yaparsak 3.6 çarpı 10 üzeri 11 kilowatt saniye ediyormuş bu. Kilowatt saniye demek kilojül demek zaten. Bunu jül olarak yazarsak 3.6 çarpı 10 üzeri 14 jül olarak elde ederiz potansiyel enerji. Potansiyel enerji ihtiyacımız olan güce eşit. Zaten ideal bir eşitlik olduğu için bu potansiyel enerjinin egzersizine eşit ve bunu da MGZ olarak kullanabiliyoruz. 3.6 çarpı 10 üzeri 14 jüllük değer elimizde var. Sadece burada kütle bilinmiyor. 9.81 metre bölü saniye kare yerçekimi ivmesi, kot farkımız 100 metre ve ideal durumda kütle 3.7 çarpı 10 üzeri 11 kilogram. Yani biz bir mühendis olarak diyeceğiz ki buradaki su kütlesi bu değerde olduğunda ideal olarak bu sistem bu ihtiyacı karşılıyor. Ama gerçekte daha çok kütleye ihtiyacımız olacak. Böylece basit bir hesaplamayla, kağıt üstünde yaptığımız ideal bir hesaplamayla bazı şeyleri yorumlayabiliyoruz. Kinetik enerjiyle ilgili bir örnek yapalım. Yine günümüzde çok kullanılan rüzgar türbinleri olsun. Rüzgar türbinin için rüzgar hızımız 6 metre bölü saniye olsun. Yani o andaki rüzgar hızı veya ortalama rüzgar hızı 6 metre bölü saniye olsun. Çevre koşulları işte basıncı yaklaşık 100 kilopascal alabiliriz dedik. Çevre sıcaklığı 300 Kelvin olsun. Ve buradaki rotor çapı da D'de 40 metre olsun. Bu çerçevede yine iş eldesi olarak 1500 kilowatt güce ihtiyacımız olsun. 1500 kilowattlık güç bir yerin enerji ihtiyacını karşılıyor. Değerde olsun. Kaç adet türbin gereklidir diye soru karşımıza çıkmış. Burada da bir ideal hesaplama yapacağız. Yine ihtiyacımız 1500 kilowatt. Bu sefer watt biriminde verilmiş. Watt birimine göre işlemleri yapacağız.
İdeal hesaplamamız bakıyoruz. Rüzgar hızı var ve burada bir hız varsa aklımıza kinetik enerji gelecek. Kinetik enerjinin kendisi egzerjiye eşit zaten. 1 bölü 2 mv kareden 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram. Hani kütle verilmemiş, tamam, birim kütle için yapalım. Tabii bazı şeyler verilmemişse hemen aklımıza birim kütle için çalışmak gelecek. Hız 6 metre bölü saniye, onun karesi 18 jül bölü kilogram. Hani birimi, birim kütle aldığımız için jül bölü kilogram olarak yazabiliriz. Jülü watt yapacağız çünkü ihtiyacımız watt cinsinden. O zaman arkadaşlar jülü watt yapmak üzere öncelikle bize bu havanın yoğunluğu lazım olacak. İdeal gazlarda yoğunluğu biz P bölü RT'den hesaplıyorduk. Basınç 100 kilopascal. Havanın gaz sabiti ilgili tablodan 0.287 kilojül kilogram kelvin. Ortam sıcaklığı da 300 kelvin. Arkadaşlar bu sıcaklıklar verilmezse dediğimiz gibi 100 kilopascal ile 25 derece santigratın karşılığı olarak kelvini de alabilirsin. Ama verildiyse bu değerleri alabiliriz. Yaklaşık 1.16 kilogram bölü metre küplük bir yoğunluk var. Şimdi jülü vata çevireceğiz. Bize kütlesel debi lazım. Kütlesel debi için de yoğunluk lazım. Önce onu hallettik. Yoğunluğu 1.16 kilogram metre küp bulduk. Tabii ki bu rüzgarın çarptığı türbindeki rotor alanı bize lazım. O da pi çarpı 40 metre olarak verilmiş zaten çap. 40 metrenin karesi bölü 4. Bu çap olduğu için 4'e böldük. Hız 6 metre bölü saniye. Karşımıza ne çıkıyor? 8746.19 kilogram saniyelik bir debi var. Jül bölü kilogramı, kilogram bölü saniye ile çarptığımızda watt'a erişeceğimiz için bu kütlesel debiyi hesapladık. O zaman kinetik enerjinin egzerjisi watt cinsinden kütlesel debi çarpı kinetik enerji. 8746.19 kilogram saniyelik debimiz var. 18 jül bölü kilogramlık kinetik enerjimiz var. Çarptığımızda kilowatt olarak yazarsak 157.43 kilowattlık bir güç üretiyor bir tek rüzgar türbünü. İhtiyacımız 1500 kilowatt. Bir tekini ürettiği 157.43 kilowatt. Oranlarsak 9.52 veya yaklaşık tabii ki 10 adet ideal sonuç. Burada minimum 10 adet rüzgar türbünü kullanacağız. Gerçekte bundan biraz daha fazla kullanılacak. Evet, kinetik ve potansiyel enerji hesapları için bunları söyleyebiliriz. Evet, ne dedik? Elimizde bir toplam enerji var. Toplam enerjiden biz iş üretmek istiyoruz. Bu iş üretiminde karşımıza egzerji çıkıyor. Tersinor olarak işe dönüştürülebilen enerji, maksimum durum egzerjidir. Tabii ki biz bu toplam enerjinin tamamını biz tersinor olarak da çalışsak dahi tamamını egzerjiye çeviremiyoruz. Yine enerjinin tersinor olarak işe dönüştürülemeyen kısmı, kullanılmayan enerji kalıyor. Bunu hiçbir zaman kullanamıyoruz, şu kısmı. Ama egzerji ideal bir durum. Bunun da hepsini kullanamıyoruz. Ama ne kadar elde ettiğimiz değere yakın değerde kullanabilirsek bizim için o kadar iyi. Ne dedik? Tersinor iş çerçevesinde çalışacağız dedik. İdeal iş miktarı yani. Mesela Carnot çevrimi. Bu çerçevede ideal iş miktarını hesaplamada önemli bir çevre. Tabii ki gerçek durumlarda tersinmezlik var. Yani buna biz egzerji yıkımı veya egzerji yok oluşu diyoruz. Kullanılamayan iş miktarı mutlaka var. Tersinmezlik mutlaka var. Egzerji yıkımı hesabı da tabii sizinle yapacağız. Evet, adım adım ilerliyoruz. Tersinmezlik konusuna da geldik. Tersinir ve tersinmezlik bizim için önemli. Bu çerçevede bir sürtünmesiz piston silindir düzenini ele alalım. Arkadaşlar ben burada elektrik girişini ele aldım. Pervane işini ele aldım. Pervane işi girişi var. Belli bir başlangıç hacminde, belli bir basınçta piston silindir düzenimiz var. Ve dışarıda da bir dış basınç, atmosfer basıncı var. Bu H1 yüksekliğinde ilk durumu göz önüne alalım. İlk halimiz bizim piston silindir düzeninde. P1, V1, H1, T1, U1, H1, S1 olabilir. Bütün termodinamik özellikler olabilir. Bunu ilk hal olarak gösterebiliriz.
Basınç sabit olsun. Piston silindir düzeninde biliyorsunuz P1 basıncı sabit basınç olarak alınıp piston silindir düzeninde herhangi bir engel yoksa bu şekilde ilerleme oluyor. Burada sistemi ısıttığımız için tabii ki bu yukarı doğru hareket edecek. Biz P1'i direkt P olarak alıp hesapları yapalım. Ne yapıyorduk hesap olarak? Sınır işi çok önemli bizim için. Sınır işi P çarpı dV integrali. Tabii P sabitse ona göre dışarı çıkarıp işlemleri basitçe yapabiliyoruz. Burada elektrik işi var VE olarak gösterelim. Bir döner pervane işi var VP olarak gösterelim. Bu çerçevede bir hesap yapalım sizinle. Evet, piston silindir düzeninde genişleme olurken, ısıtma olduğu için genişleme olacak. Yapılan işin bir bölümü atmosfer koşullarındaki havayı itmek için kullanılıyor. Arkadaşlar bu önemli. Mesela şurada bir iş yapıyoruz biz sonuçta ama bu atmosfer basıncını, havayı da itmemiz gerekiyor. Yani şu anda yeni öğreneceğimiz şey burada bir çevre işi devreye giriyor. Çevre işi P0 çarpı dV olarak gösterilebilir. Sonuçta sistemdeki hacim değişimi çerçevesinde P0 basıncında bir ters yönde genişleyen sistem için bir çevre işi var. P0, V2, V1 olarak da gösterebiliriz. Bizdeki gerçek iş, yani toplam iş miktarı, sınır işi, elektrik işi ve pervane işi olacak. Yani bu üçünün toplamına ben gerçek iş demişim. Sonuçta onu VT olarak gösterebilirim. Yine bu toplam işe kısaca V diyelim. Sonuçta bu şekilde devam edelim. Yani V işi üçünün toplamını içersin. Bizim için yararlı iş önemli. Onu da VY olarak gösterelim. Sonuçta ne dedik biz? Burada ısıtılan sistemden bir genişleme işi var. Ve biz iş elde etmek istiyoruz sistemden. Yani yararlı bir iş elde etmek istiyoruz. Bu yararlı işi gözlediğimizde arkadaşlar sistemin toplam işi eksi çevre işi olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü bu çevre işi ters yönde sisteme etki ediyor. Sistemdeki toplam işten çevre işini çıkardığımızda yararlı işe ulaşıyoruz. Yani iş üretiminde, genişlemede yararlı işimiz bu şekilde ele alınacak. Şimdi arkadaşlar ben dersi bu şekilde anlatıyorum. Aklınıza bir şey takıldı an soru sorabilirsiniz. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Önemli noktaları ele alıyoruz. Tabii ki ayrıntısını yine kitaplardan tekrar edeceksiniz. Ama bu ders notlarında en önemli noktalar ele alındı. Eğer iş tüketimi varsa, yani sıkıştırma varsa örneğin piston silindir düzeninde, o zaman tabii ki V yararlı toplam iş miktarı artı V çevre olacak. Bu çevrede sistem o zaman yararlı şekilde davranacak. Bunlar hep önemli arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Bu kısımları öğrenmeniz çok önemli. Zor değil. Adım adım gideceğiz. Siz de daha sonra tekrar edeceksiniz zaten. Bu çerçevede termodinamikte önemli denge eşitlikleri var. Egzerji dengesini de halletmiş olacağız. Tabii arkadaşlar yukarıdaki eşitlikte hacim sabitse yararlı iş, yani yararlı işi direkt V'ye eşit olacak. Hacim sabitse, hacim değişimi yoksa bunlar da yok. Direkt yararlı iş, elektrik işi artı pervane işi toplamına eşit olacak. Bunlar genel eşitlikler. Problemin cinsine göre tabii ki çeşitli durumları göz önüne alabiliriz. Gelelim tersinir işe. Tersinir iş demek, yani VTR olarak gösterebileceğimiz iş demek. En fazla iş demek, en az iş demek. İş üreten, iş tüketen makineler için karşımıza bu şekilde çıkacak. Tabii ki tersinir işte entropi üretimi yok. Entropi kısmına da bakacağız da tabii ki entropi üretimi yok. Veya egzerji yok oluşu yok. İdeal bir durum. Biz ne dedik bu dersin başında? İlk halden son hale gelirken sistemi ele alabiliriz. Şöyle diyelim bak, ilk halden son hale gelirken gerçek hal değişimi şöyle olsun. Böyle ya. Tersinir hal değişimi bu şekilde olsun. İlk halden son hale biz gerçek ve tersinir olarak gelebiliriz. Tabii ki tersinir ideal bir durum. V yararlı küçük olacak V tersinirden iş üretenler için. Ama ilk halden son hale gelirken önce ideal olarak sistemi modelleyebiliriz. O zaman tersinir hal değişimi alacağız. Ama bak burası önemli. Son hal ölü hal olduğunda bu tersinir iş miktarı egzerjiye eşit oluyor. Burası önemli. Şuradaki son hal herhangi bir son hal. Bunu direkt ölü hal olarak aldığımız an
biz egzerjiye ulaşıyoruz. Bunlar önemli. Tersinmezlik de önemli arkadaşlar. Tersinmezlik, egzerji yok oluşunu ve egzerji yıkımını I ile gösterelim. Bu bir tersinmezlik var. Tersinmezlikte tersinir iş miktarından yararlı işi çıkarıyoruz bu sefer. Yani bu maksimum durumdu. Ölü ağır koşullarına getirdik. Maksimum durum bu. Yararlı işi bundan çıkardığımızda genişleme işinde karşımıza kullanamadığımız bir enerji miktarı çıkıyor. Bunu kesinlikle kullanamıyoruz. Bu da tersinmezlik. Sıkıştırma da veya yararlı eksi ve tersinir olarak karşımıza çıkıyor. Yani genişleme ve sıkıştırma veya iş üretimi, iş tüketiminde bunları dikkate alacağız. Tersinmezliği I'la göstereceğiz. X yıkımla, egzerji yıkımıyla, X yok olanla, egzerji yok oluşuyla göstereceğiz. Üçü de olur. Bu sefer entropi üretimi var. Tabii ki tersinmezlikte. Arkadaşlar dersimizi dinlerken sesleri kapatalım. Hani dersin içine yabancı sesler geliyor. Dikkatimiz dağılmaz. Soru soracağınız zaman sesi açabilirsiniz. Evet, adım adım gidiyoruz. İş üreten düzenekler, iş tüketen düzenekler. İş üreten düzeneklerde tersinin iş miktarı büyük eşit, gerçekte büyük tabii ki ve yararlıdan. Eşit olduğunda zaten ve yararlı direkt ve tersinin eşit oluyor. İş tüketen düzeneklerde de ve tersinir küçük olacak ve yararlı da. Her zaman tabii ki bildiğiniz gibi entropi üretimi var. Her zaman entropi üretimi olmazsa bir sistem çalışmıyor zaten. Her zaman I büyük sıfır. Bunun küçük sıfır olması mümkün değil. Sadece ideal durumda biz I'yı sıfır alabiliyoruz. Bunları entropi üretiminde zaten tekrarlamıştık geçmiş derslerde. Evet, geçmiş derslerde öğrendiğimiz her şey önemli. Yeni yeni öğrendiğimiz kavramları da adım adım anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, verimler de bizim için çok önemli. Birinci yasa verimini biliyoruz, ısıl verimi. Isı makineleri için birinci yasa verimini biz öğrendik. Biraz sonra örneklerde de yine ele alacağız. Buna eta I diyelim veya eta ısıl diyelim. Soğutma makineleri ve ısı pompaları için zaten verim söz konusu değil, COP söz konusuydu. Soğutma etkinlik katsayısı. Bu iki kavramı geçmişte öğrendik. Bunların eşitlikleri elinizde var. Gelelim ikinci yasa verimine. İkinci yasa verimi de eta 2 I ile gösterelim. Yani eta 2. İkinci yasa verimi iş üreten ısı makineler için ısıl verim bölü ısıl verimin tersinir şekli olabilir. Isıl verimi biz gerçek ısıl verimi hesapladıktan sonra tersinir olarak ısıl verimi hesaplamayı biliyoruz zaten. Bu çerçevede örneğin Carnot çevriminde kullanıyorduk. Bu ikisinin oranı bize ikinci yasa verimini verecek veya gerekli düzenlemeleri yaptığımızda bizim elde edeceğimiz eşitlik V yararlı bölü V tersinir de oluyor. İkisi de olur. İş tüketen makinelerde tabii bunun tersi olacak. V tersinir bölü V yararlı olacak. Yani şunun tersi olacak. İş tüketen makinelerde. Örneğin kompresör iş tüketen bir makine. Isı makineleri iş üreten makineler. Bu çerçevede ikinci yasa verimini de ayrı ayrı tanımlayabiliriz. Soğutma makineleri ve ısı pompaları için de işte COP bölü COP tersinir ikinci yasa verimi. Tabii örneklerle de göreceğiz. İkinci yasa verimini biz elde edilen egzerji bölü sağlanan egzerji olarak da hesaplayabiliyoruz. Bu eşitliği 1 eksi tersinmezlik bölü sağlanan egzerji olarak da yazabiliyoruz. Bunun ayrıntısı termodinamik kitaplarında var. Örneklerde de ele alacağız. Ama şurada bak yazdığım çok önemli arkadaşlar. Bunu yapan bu dersten kesinlikle başarılı olur. Dersi anlatırken size önerdiğim her şeyi yapın. Güzelce yaptığınız bilgileri bana da gönderin. Verimler bilgi notu oluşturunuz demişim bak. Birinci yasa verimlerini güzelce çalışın. Güzel bir bilgi notu oluşturun. COP değerleri, tersinir birinci yasa verimleri, tersinir COP değerleri, izontropik verimler bak verimleri geçmişte işledik. Ve ikinci yasa verimleri. Bunları güzelce yazıp oluşturursanız, çalışırsanız bu derste kesinlikle başarılı olursunuz. Söylediklerimi lütfen adım adım yapınız. Bu da size bir ödev değil de artık çalışma konusu olsun. Verimler çok önemli.
Evet, bu kadar konuştuk. Bir saate bakayım. Evet, bir örnek daha yapalım. Sonra ara verebiliriz. Arkadaşlar, elektrikli ısıtıcı önemli bir konu. Evlerimizde her zaman kullandığımız elektrikli ısıtıcılar veya klimalar var. Klimalar, ısı pompaları. Onlar da elektrikle çalışan, gerektiğinde elektrikli ısıtıcı gibi davranan elemanlar. Şimdi bu konuya ayrıntılı olarak bakalım. Ben size şöyle bir şey hazırladım. Bu önemli konuyu birlikte ele alalım. Herhangi bir oda var. Bu odanın sıcaklığını biz sabit olarak tutmak istiyoruz. Kışın örneğin 20 derece, 21 derece, 22 derece bizim için önemli. Ben ne almışım? 21 derece almışım. Tamam, 21 derecede içerisini sabit tutuyoruz. Tabii kışın içerisini ısıtırken mutlaka bir ısı çıkışı oluyor. Sistemden dışarıya biz buna ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz. Q çıkan oluyor. Tamam. Ve elektrikle biz odayı ısıtıyoruz. Çevre sıcaklığı 10 derece santigrat olsun, sabit olarak verilmiş. Tamam. Çevre de sabit, dış sıcaklık. Bu elektrik işi nedir? Verimler nedir? Adım adım bir bakalım arkadaşlar. Şimdi termodinamik problemlerinde her zaman denge eşitlerini kullanacağız. Kullanacağımız en önemli eşitlerden biri de enerji dengesi eşitliği. Her problemde kullanılacak. E giren eksi, E çıkan eksi, delta E sistem bizim için önemli bir eşitlik. Bu temel eşitliğin altına problemin durumlarını yazabiliriz. Burada giren elektrik işi var, çıkan Q çıkan var. Sistemdeki enerji değişimi sıfır. Çünkü sistem sıcaklığı sabit olduğu için içeride iç enerji değişmiyor. Biz orayı 21 derecede sabit tutmak istiyoruz. O zaman enerji dengesi eşitliğinden karşımıza ne çıkıyor? Verdiğimiz elektrik miktarı Q çıkan kadar olursa içerisi sabit sıcaklıkta kalabilir diyoruz. Elektrikli ısıtıcıyı göz önüne aldığımızda basitçe birinci yasa analizini bu şekilde yapabiliriz. Verime baktığımızda Q çıkan bölü ve elektrik. Sonuçta verim nedir? Sisteme verdiğimiz enerji, elde ettiğimiz enerji. Bu oran 1 çıkıyor. Ne güzel, verim %100. Birinci yasa verimi elektrikli ısıtıcıda %100. Verdiğimiz elektrik enerjisinin hepsi ısıya dönüşüyor. Bu güzel %100 ama gerçekten güzel mi? Termodinamik bilen burada durmuyor tabii ki. Tamam, birinci yasa verimi %100 de elektrik kullanıyoruz burada. Elektriğin tamamını kullanıp ısıya çeviriyoruz. Şimdi termodinamik bilenler ikinci adıma geçecek. Elektrikli ısıtıcı ısı pompası olsun demişim. Sonuçta ısı pompaları, yani evlerimizde kullandığımız klimalarda bazı durumlarda elektrikli ısıtıcı gibi davranıyor. Isı pompası sadece elektrikli ısıtıcı gibi çalıştırılırsa, bak sadece hatırlayalım ısı pompasını. V net giren var. Çevreden aldığı, çevre sıcaklığından aldığı QL ısısını kullanıp QH ısısına çeviriyor ve ortamı T sıcaklığında tutuyor. T sıcaklığı tabii ki büyük, T çevreden. COP ısı pompası için neydi? QH bölü V net girendi. Bizim yukarıdaki probleme bunu eşitlersek QH burada Q çıkan kadar olacak sonuçta. Burayı T sıcaklığında tutmak için Q çıkan kadar enerji lazım. O da QH'ye eşit olacak. V net giren de elektrik olacak, var. Q çıkan bölü V 1. Hani COP ısı pompası için de bu 1 çıkıyor sonuçta. Bu 1 iyi mi, güzel mi? Değil. Biz ne dedik ısı pompalarında? COP ne kadar birden büyükse o sistem o kadar verimli çalışır. O kadar güzel çalışır dedik. Bu 1 zaten ilk durum yani. 1'in altına gerçekte bazı durumlarda iner de teorik olarak biz bir kabul ederiz COP ısı pompasını. Zaten bir demek verilen elektriği direkt Q için kullanıyoruz demek. Ama COP ısı pompası tersine de bakalım. Neydi COP ısı pompası? 1 bölü 1 eksi QL bölü QH idi. Biz tersinir olarak yazdığımızda Q'lar yerine T'ler geliyordu. O zaman 1 bölü 1 eksi T çevre bölü T. Bizim yukarıdaki problemde T çevre 10, iç hava sıcaklığı 21'di. Bunları Kelvin'e çevirip COP ısı pompası tersine baktığımızda 26,74. Bak, 1 nerede? 26,74 nerede? Biz teorik olarak maksimum 26,74'te çalıştırabiliriz. Yani verdiğimiz elektrik enerjisinden çok daha fazla ısıtma yapabiliriz teorik olarak. O zaman ikinci yasa verimi direkt devreye giriyor. 1 bölü 26,74. Ne dedik biz? COP bölü COP tersinir demiştik. %3,74. Bak, %100 nerede? %3,74 nerede? Biz elektrikli ısıtıcı atıp yerine bir klima koysak
çok çok daha verimli sistemi çalıştırabiliriz. Çok daha az elektrik enerjisi kullanabiliriz. Yani ne öğrendik şimdi? Elektrikli ısıtıcının birinci yasa verimi %100 olsa dahi iyi bir seçim değil. Evet, devam edelim. Şimdi aynı örneğe devam ediyoruz. Elde edilen egzerji x ısı olsun. Isının egzerjisi arkadaşlar, elde edilen egzerji. Hani ne dedi ki biz ikinci yasa verimi için elde edilen egzerji bölü sağlanan egzerjiden de hesaplayabiliyoruz. Buna da bir bakalım. Sonuçta elde edilen egzerji ısı burada. Isının egzerjisi, sağlanan egzerji iş, elektrik işi. Bu ısının egzerjisini daha sonra modelleyeceğiz ama şu eşitlikle ele aldığımızı bilelim. Ama bunun çıkartılışını tabii ki ele alacağız. Şu anda daha öğrenmedik. Elde edilen egzerji x ısı QH çarpı 1 eksi T0 bölü TH olarak yazılabiliyor. İşin egzersizi de zaten elektrik işinin kendisine eşit sonuçta. Bu ikisinin oranını göz önüne alalım. Isının egzersizi bölü işin egzersizi ne dedik? Isıyı şu şekilde yazdık. Bunu bu eşitliği öğreneceğiz. Burada gerekli düzenlemeleri yaptığımız arkadaşlar birinci yasa veriminde ne dedik? Birinci yasa analizinde biz ne dedik? Enerji dengesi eşitliğinde Q'ye eşittir V'ye dedik. Yine bu 1 çıkıyor. Elimizde 1 eksi T çevre bölü T kalıyor. Yine bunların sayısal değerlerini yerine koyduğumuzda aynı ikinci yasa verimini elde edeceğiz. Yani biz ikinci yasa verimini ne demek istiyorum ben? COP bölü COP tersinden elde edebileceğimiz gibi elde edilen egzerji bölü sağlanan egzerjiden de elde edebiliriz. Burada da aynı sayısal değer karşımıza çıkıyor. Yani ikinci yasa verimlerini 2-3 türlü yapabiliyoruz. Başka ne demişim? Bak, COP ısı pompası tersinir demişim. COP ısı pompası tersinleri biz nasıl yazabiliriz? Q'lar V'ler cinsinden Q çıkan bölü V tersinir. Buraya tersinir koyduğumuz zaman burası da tersinir olacak. COP ısı pompası tersinleri 26.74 bulmuştuk. Q çıkan bölü VTR'yi yanına yazarsak V tersinleri, VTR'yi tek başına bırakırsak Q çıkan bölü 26.74. Buradan diğer bir ikinci yasa verimi hesabına geçeceğiz. Biz tersimezliği nasıl yazmıştık? V yararlı eksi V tersinir. O zaman bu elektrikli ısıtıcı problemine bunu uyarlayalım. Buradaki V yararlı, V elektrik. V tersinir de şuradan işte bulduk. COP ısı pompası tersinir eşitliğinden şu V tersiniri çektik. Q çıkan bölü 26.74. Yine bu problemde V elektrik Q çıkana eşit. O zaman Q çıkan yerine VE yazarsak arkadaşlar ve gerekli düzenlemeleri yaparsak ve E çarpı 1 eksi 1 bölü 26.74 veya VE çarpı 0.96.26 değerini elde ediyoruz. İkinci yasa verimini biz bak elde eden egzerji bölü sağlanan egzerji olarak yazabiliyoruz. COP bölü COP tersini olarak yazabiliyoruz. Bir de 1 eksi tersimezlik bölü VE olarak yani sağlanan egzerji olarak yazabiliyoruz. Hepsini bak burada ele almışım. Bu yaptığım analizleri hiçbir kitapta bulamazsınız arkadaşlar. Bu bilgiler çok önemli. İkinci yasa verimini o zaman 1 eksi V elektrik 0.96.26 şunu yerleştirdik. Aşağısı da zaten VE bunlar birbirini götürdü. Yine 0.0374 zaten farklı bir şey çıkmaması lazım. Yani 3 şekilde ikinci yasa verimini hesapladık. Bunlar ileriki problemlerde karşımıza çıkacak. Hangisinden hesaplayabiliyorsak onu göz önüne alacağız. Bu kısım çok önemli. Dediğim gibi bunları kitaplarda bulamazsınız. Bu ders notları önemli. Güzelce bunları çalışıp tekrar etmeniz gerekiyor. Evet, yorulduk biraz arkadaşlar. Dersimiz uzaktan da olsa yine ara vereceğiz. Tam 10 dakika sonra görüşelim. Hocam bizim toplantı var galiba da. Evet, toplantıya gitmek isteyenler olabilir. Devam etmek, kalmak isteyenler olursa derse devam edeceğim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tamam hocam. Kalalım hocam. Tamam yani dersimize devam edelim. Toplantı da önemli ama egzerjiyi bugün birkaç şey daha anlatmamız gerekiyor. Onları da ele alalım.
Arkadaşlar aramız sona erdi. Dersimize devam ediyoruz. Evet, konuları anlatırken adım adım arada önemli örnekleri yapıyoruz. Yine örnekle devam edelim. Isı makinesi bizim için önemli dedik. Isı makinesiyle devam edelim. Isı makinesini hatırlarsak, ısı makinesinden bir net iş eldesi var. QH ısısı giriyor, QL ısısı çıkıyor. Bunlar TE sıcaklığıyla TL sıcaklığı arasında çalışabiliyor. Örneğimizde TE ısı kaynağı sıcaklığı 1100 Kelvin olsun. Isı kuyusu sıcaklığı 320 Kelvin olsun. Arkadaşlar QH 400 kW, V net ise 120 kW olsun. Bu çerçevede yine verimlere bakalım. Hani verimler konusu önemli demiştik. Bu örnekte de ısı makinesi çerçevesinde verimlere bakalım. Elektrikli ısıtıcı hakkında güzelce konuştuk. Şimdi elektrikli ısıtıcıda ısı pompasını da göz önüne aldık zaten. Şimdi ısı makinesine bakalım. Her zaman enerji dengesi eşitliği ilk eşitliğimiz. Q giren eksi Q çıkan eşittir delta sistem. Yine çevrim geçiren sistem için delta sıfır. Burada giren ne sistem arkadaşlar? Bakıyoruz QH, çıkan ne? V netle QL. Bu çerçevede QH eksi QL eksi V net eşit sıfır olacak. Ve biz ısı makinesinde V neti bildiğiniz gibi QH eksi QL olarak yazabiliyoruz. Hemen birinci yasa verimine bakalım. Verilen bilgiler watt cinsinden. O zaman V net bölü QH'yi watt cinsinden ele alırsak 120 kW bölü 400 kW birinci yasa verimidir. 0,3 çıkıyor. Birinci yasa verimi %30 ısı makinesinin. Gerçekte ısı makineleri işte bu verimlerde çalışıyor. Adım adım verimlere bakalım dedik bu soru kapsamında. Carnot verimine bakalım. Carnot verimi demek maksimum verim demek. O zaman 1 eksi TL bölü TH cinsinden yazabiliyorduk ki siz verimleri yine çalışıp güzelce bir listesini çıkaracaksınız. 1 eksi 320 Kelvin bölü 1100 Kelvin 0,7 veya %70 veya yaklaşık %71. Gördüğünüz gibi %30 ile %71 arasında değişen verimler var. Bu maksimum verim. Ulaşılamayacak bir verim miktarı ama biz mühendisler olarak iyileştirme yapıp bu verime doğru yaklaşmak istiyoruz. %30'dan %70'e doğru gitmek istiyoruz. İkinci yasa verimini biz birinci yasa verimi bölü eta max olarak da yazabiliriz demiştik. Bu maksimum ne? Yani bu ısı makinesinde Carnot verimi. Bu birinci yasa verimlerini güzelce geçmişte çalıştık. Şimdi ikinci yasa verimleri bizim için önemli. Birinci yasa verimi bölü Carnot verimi İkinci yasa verimini verecek. Bak %42 çıkıyor bu. Bir tanesi %30, bir tanesi %70. Bu %42. Ne demek bu? Elde edebilecek teorik maksimum verimin ancak %42 kadarı kadar ısıl verim gerçekleşiyor. Yani ısıl verimin gerçekleşme değeri ikinci yasa verimi çerçevesinde bu şekilde değerlendirilebilir. Teorik maksimum verimin ancak %42'sinden yararlanabiliyoruz. Bize bunu gösteriyor ikinci yasa verimi. Şu %70'in ancak %42'sinden yararlanabiliyoruz. Bu ikinci yasa verimi ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyi. Yine arkadaşlar burada bazı önemli bilgiler vermişim. Birinci yasa verimimiz V net bölü QH olarak da yazabiliyoruz. V neti birinci yasa veriminden, birinci yasa enerji dengesinden çıkartabildik. V net QH eksi QL idi. Enerji dengesi eşitliğinden bunu güzel söyleyeyim. Enerji dengesi eşitliğinden buraya çıkartabildik. V net yerine bunu yazabiliriz. Bildiğiniz gibi bunu biz 1 eksi QL bölü QE olarak da yazabiliyoruz. Maksimum verimde Carnot veriminde bu 1 eksi TL bölü TH'ye eşit. Tabii ki bu V net bölü QH'yi Carnot verimi cinsinden yazarsak burası V max oluyor. Aşağısı QH olarak kalıyor. Bu şekilde de verimleri değerlendirebiliyorduk. Buradan V max'ı çekersek eta max çarpı QH'ye eşit. Giren ısı QH'den elde edebilecek teorik maksimum iş miktarı yani ısının egzersizi olacak. Yani şu, ne demek istiyorum ben? Şuradaki giren ısı var ya
Bu giren ısının egzersiz nedir? Yani egzersiz iş sonuçta ısıdan elde edebilecek iş miktarı nedir dediğimizde bu giren ısıdan elde edebilecek maksimum iş miktarı buna etamaksla çarparak gerçekleştirilebiliyor. Yani ısının egzersizi buradaki Vmax'a eşit olacak. Bunu ileride de açacağız arkadaşlar. Yani ısı değerinin maksimum verimle çarpımı bize maksimum iş miktarını verecek. Maksimum kelimesi bizi egzerjiye götürür. Şurada ısıyla ilgili hesaplama yaptığımız için bu da ısının egzersizi olacak. Şimdilik bu şekilde söyleyelim. Adım adım gideceğiz zaten. Yani ısının egzersizini biz etamax çarpı QH ya da etamax neydi? 1 eksi TL bölü TH çarpı QH. Yani ısının egzersizini bu şekilde yazacağız zaten. Bunu watt biriminde yazacaksak üzerine nokta koyuyorduk. Bizim problemde değerler watt biriminde olduğu için ısının egzersizi 0709 çarpı 400 kilowatt. 283.6 kilowatt. Tamam. Bunları niye yaptık? Yine arkadaşlar ikinci yasa verimini biz hem tersimezlikten hem Vnet bölü x ısıdan hesaplayabiliriz. Onun için bu hesapları yaptık. Bu yazılı bilgiler elinizde var. Siz ayrıntılı çalışacaksınız. Tersimezliği biz Vmax eksi Vnet olarak yazabiliyorduk. Buradaki maksimum değer Vmax 283.6, Vnet 120 olarak verilmiş. Farkı yani kullanılan enerji akımı, watt birimine biz akım diyoruz, 160.6 kilowatt. O zaman ikinci yasa verimini biz Vnet bölü x ısıdan, ısının egzersizinden de hesaplayabiliriz. Bu sağlanan egzersizi. 120 bölü 283.6, 0.42.3 yani aynı sayısal değer. Ama istersek 1 eksi tersimezlik bölü sağlanan egzersizden hesaplayabiliriz. I'yi de burada hesapladık. 1 eksi 160.6 bölü 283.6 yine 0.42.3. Aynı değerleri bulacağız zaten. Yani 3 farklı durumda ikinci yasa verimini hesaplıyoruz arkadaşlar. Bunlar kitaplarda yok böyle. Ben hepsini bir arada alıp size gösterdim. İkinci yasa verimi bu. Ve diğer iki durum bu şekilde. Güzel bir giriş yaptık. Birinci yasayı dedik biz ele alırsak, birinci yasadan yararlanarak 10 birim enerjimiz varsa bir hal değişimiyle 10 birim enerji elde edebiliyoruz. Birinci yasa neydi? Enerjinin korunumu. Buraya da yazdık enerjinin korunumu. 10 birim enerjiden yararlanıp 10 birim enerji elde edebiliyoruz. Tabii içeride enerji dönüşümleri var hal değişimiyle. Ama ikinci yasaya baktığımızda 10 birim egzerjimiz var. Yine hal değişimi olsun. X birim egzerji elde edebiliyoruz. Burada bir egzerjinin korunumu diye bir şey yok. Bu X'i biz hesaplayacağız artık. Birinci yasayı da ikinci yasayı da kısaca bu şekilde özetleyebiliriz hal değişimi çerçevesinde. Gelelim arkadaşlar önemli bir konuya. Egzerji kavramıyla ilgili temel şeyleri vermeye çalıştım. Bir sistemin egzerji değişimi bizim için önemli. Geçmişte ne çalıştık biz arkadaşlar? Enerji dengesi eşitliği neydi? E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Yani sistemdeki enerji değişimini çalıştık. Bu sistemdeki enerji değişimini biz iç enerji değişimine bağlı olarak hesaplayabiliyorduk. Neydi bu? U2 eksi U1, kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1, potansiyel enerji 2 eksi potansiyel enerji 1'den toplamından oluşuyordu. Sistemdeki entropi değişimini de geçmişte çalıştık. S2 eksi S1. Olarak gelelim sistemdeki egzerji değişimi. Bu sistem bak sistem. Yani sınırın içinden bahsediyoruz. Ha, burada da şeklimiz var. Sistem sınırının içi sistem. Bu sistemdeki değişimler kapalı sistemlerde özellikle bu değişimleri göz önüne alıyoruz. O zaman bir sistemin egzerji değişimine bakıyoruz. Ne dedik biz biraz önce de? Egzerji bileşik bir özelliktir. Sistem artı çevreden oluşur. Sistemin ilk hali sıcaklık, basınç, özgül hacim, özgül iç enerji, özgül entalpi, özgül entropi olsun. Hal değişimi tersinir ise, egzercide tabii ki tersinir olmak durumunda. Sistemin son haline geliyoruz ki, hani bu da bir özet. Son hal bizim için ölü haldi. Son hal ölü hal ise egzerciden söz ederiz. Sistemin iş potansiyelinden veya yararlı iş miktarından söz edebiliriz. Arkadaşlar herhangi bir problemde size bu sistemindeki egzerji değişimini hesaplayın diyebilir. Sistemin iş potansiyelindeki değişimi hesaplayın diyebilir. Aynı şey yani.
veya sistemdeki yararlı iş miktarı değişimini hesaplayabilin diyebilir. Yararlı iş miktarı, sistemin iş potansiyeli egzerji aynı yere bizi götürüyor. Tabii ki kapalı sistemlerle devam edeceğiz. Sonra açık sistemlere şimdi değil de artık bir dahaki derse açık sistemlere de geçeceğiz. Biz bu derste kapalı sistemlerle devam edelim. Sistemdeki egzerji değişimini ele alıyoruz ve şimdi önemli bilgiler vereceğim. Yine adım adım gideceğim ama burada anlatılanları kağıt üstünde bir kere tekrar etmeniz şart. Çünkü biraz yoğun işlem yapacağız şimdi. Belli bir kütlesi olan ve kütlesi zamanla değişmeyen katı veya akışkana biz kapalı sistem diyoruz. Yani katı da olabilir bir kapalı sistem, akışkan da olabilir, sıvı veya gaz da olabilir. Kapalı sistem için egzerji değişimine bakalım. En güzel piston silindir düzeniyle her şeyi anlatabiliyoruz arkadaşlar. Burada hareketli bir sınır da var. Burada her şeyi değerlendirebiliyoruz. Tersinir bir sistem alalım. Ölü ağır koşulları T0 ve P0 olsun veya TO veya PO olsun. İkisini de kullanabiliyoruz. Şimdi sistem belli bir basınçta, sıcaklıkta ve kütlede olsun. Bu kütle sabit zaten. Kütle değişmez kapalı sistemde. Çünkü sistem sınırından kütle giriş çıkışı yok. Sistem ısıtılsın başlangıçta ve delta ve sınır işini elde edelim. Bak diferansiyel formda çalışacağız. Sınır işi bildiğiniz gibi yola bağlı olduğu için başında bozuk D var. Ve sistemden zamanlı bir ısı çıkışı olsun. Ona da delta Q diyelim. Bu çıkışlar çerçevesinde sistemi belli bir sıcaklığa getirmişiz, belli bir duruma getirmişiz ve şu iki durumu göz önüne alarak diferansiyel formda sistemi modelleyelim. Sistemin ilk hali hakkında bahsetmiştik. Bu değerlerden oluşabilir. Sistemin son hali ölü ağır koşulları olacak. Sonuçta egzersizlik çalışıyoruz burada. Sistem sınırından olan geçişleri ve sistemdeki değişimleri diferansiyel formda ele alalım demişim zaten. Termodinamiğin birinci yasası eşitliği, enerji dengesi eşitliği bizim için önemliydi. Onu diferansiyel formda bu şekilde yazabiliriz. Burası D arkadaşlar, sistemdeki yani değişim. Sonuçta DU'yu U2-U1 olarak yazabiliyoruz ama örneğin işi V2-V1 olarak yazamıyoruz. Neyse burası düzgün diferansiyel. DE sistem DU'dan, D kinetik enerjiden ve D potansiyel enerjiden oluşabilir. Bizim örneğimizde delta'ya giren yok. Ama delta'ya çıkan sınır işi ve ısı olsun. Başındaki eksiği de dikkate alarak eksi V sınır eksi Q eşittir. DU artı D kinetik enerji artı D potansiyel enerji olarak birinci eşitliğimizi yazabiliriz. Bu birinci eşitlik önemli. Bu şekilde dursun. Buna biraz sonra refere edeceğiz. Bir numaralı denklemdeki sınır işini inceleyelim. Önce içerideki şu değerleri inceleyelim. Sınır işi diferansiyel formda yazıyorsak dV sınır P çarpı dV'ye eşit. Yani diferansiyel formda şu şekilde yazıyorsak integralleri aldığımızda iş eşittir P çarpı dV integrali oluyor. Ama biz şu anda şu diferansiyel formda sistemi inceliyoruz. O zaman delta V sınır P dV. Arkadaşlar bu P dV burada dursun. Buna P0 artı dV'yi ekleyip P0 çarpı dV'yi çıkartalım. Bir şey değişmiyor ama burada biz ne dedik? Egzerji hesaplarında piston silindir düzeninde dış havayı biz itiyorduk. Bu dış havanın basıncı da önemliydi. Onun için bunu dahil edelim sınır içine. Bunu artı ve eksi olarak dahil edersek sonuçta sınır işi değişmiyor. Ama sınır işi şunları sağlamak zorunda. Bir düzenleme yaparsak P eksi P0'ı buraya alalım çarpı dV. P0 artı dV'yi burada bırakalım. Bakın şurası önemli. P eksi P0'ı yani burada göstermek istedik. Sınır işini ilk haliyle ölü hali arasında elde ettik. Egzerji demek ölü hale kadar git demek demişim. Yani P ile P0 arasında bu sınır işini değerlendireceğiz. O zaman bu P eksi P0 dV'ye biz kısaca delta V S yararlı diyelim. Sonuçta yararlı işimiz bu. Artı P0 dV. Tamam. Yani sınır işini şu şekle getirdik ve sınır yararlı artı P0 dV şekline getirdik. İkinci eşitlikte böyle elde edilmiş olsun. Bak adım adım gidiyoruz. İkiyi de biraz sonra kullanacağız. Sınır işini ölü hal koşullarında yazdığımızda bu yararlı sınır işi sınır işini egzersizine eşit olacak arkadaşlar. Ek bilgi olarak verdik. Yani şuradaki sınır işi yararlı. Bu ölü hal koşullarında değerlendirdiğimiz için direkt
sınır işini egzersizine de eşit, yani egzerji kavramını artık adım adım ele alıyoruz. Egzerji demek iş demek, yararlı sınır işi direkt egzerciye eşit. P0DV ölü hal koşullarındaki piston üzerindeki havayı itmek için yapılan iş diye yine bilgi notu olarak yazmışım. Bir numaralı eşitliği kullanacağız dedik. Bir numaralı denklemde yer alan ısı çıkışını bu sefer inceleyelim. Delta Q. Egzerji maksimum iş eldesi demek arkadaşlar. Bu çerçevede ısının egzersizini bulalım. Hani biraz önce de konuştuk da yine de adım adım bulalım. Sonuçta sıcaklık farklarından dolayı bir ısı akışı sağlayabiliyoruz. Bu ısıdan elde edebileceğimiz maksimum iş potansiyelini nasıl hesaplayabiliriz? Ona da bakalım. Piston silindir düzeninin sınırından çıkan Q ısısı tersinir bir ısı makinesinde değerlendirilsin. Ne dedik biz? İki farklı sıcaklık arasında bir ısı makinesi çalışabilir ve böylece delta Q ısısını da biz değerlendirebiliriz. Delta Q ısısını maksimum işe çevirebiliriz. Bak yine şekli burada çizmişiz. Şu delta Q şu anda ilgilendiğimiz durum. Yani burada ne yaptık biz arkadaşlar? Piston silindir düzeninden çıkan şu delta Q var ya, sonuçta piston silindir düzeninin içerisi T sıcaklığında. Bu T sıcaklığından çıkan delta Q'yu biz ısı makinesinde değerlendirirsek, bunu T ile T0 arasında, ölü hal sıcaklığı arasında çalıştırırsak, delta V ısı makinesini elde edebiliriz. Yani ısıyı işe dönüştürebiliriz. Isı makinesi için enerji dengesi eşitliğini yazalım. Delta'ya giren eşit, delta'ya çıkan eşittir DE sistem. Çevrim için burası sıfır. Sonuçta piston silindir üzerinden çıkan delta Q ve ısı makinesine giren tabii ki delta Q. Buradan delta'ya çıkan bu sistemde delta Q sıfır olarak göstermişim ve delta V ısı makinesi olacak. Yine elde ettiğimiz eşitlik bu. Tersinir ısı makinesi için biz ne dedik? Tersinir ısı makinesi için ısı makinesinin işi tersinir işe eşit olacak dedik. Ve birinci yasa verimini ısı makinesinin iş miktarı bölü Q olarak yazabiliriz. Bunu 1 eksi delta Q 0 bölü delta Q olarak yazabiliriz. Ama tersinire geçtiğimiz an bu 1 eksi tabii ki şunların karşılığındaki sıcaklıklar T 0 bölü T olarak yazabiliriz dedik. Bunları geçmişte çalıştık. Aynı şekilde birinci yasayı tersinir olarak yazdığımızda şuradaki delta V ısı makinesi delta V tersinir oluyor. Burası tersinirse aşağısı kalıyor Q olarak. Buradan delta V tersinizi çektiğimizde nedir? Şunu çektiğimizde eta I tersinir çarpı delta Q. Şunu da tersinir olarak zaten modelledik. 1 eksi T0 bölü T. Bakın maksimum iş miktarı yine delta Q 1 eksi T0 bölü T'ye geldi. Bakın bu eşitlikten biraz önce de söz ettik. Nasıl çıkartılacağını ele alacağız demiştik. Bu şekilde çıkartılabilir. Buradaki maksimum iş miktarı ama neyin maksimum iş miktarı? Şu ısıdan elde edebileceğimiz maksimum iş miktarı. Yani ısının egzersizi bu esasında. Buradaki tersinin iş ısının egzersizine eşit olacak. Çünkü şu ısıdan bunu elde ettik. Tersinir sistem için entropi değişimine bakalım. Bak bunları bulduk, hani adım adım gidiyoruz. Şimdi bunlar dursun, hepsinden yararlanacağız. Arada başka bir bilgi. Tersinir sistem için entropi değişimi. Biz bunu da çalıştık. Tersinir sistemde DS delta Q bölü T'ydi. Bunu çalıştık geçmişte. Entropinin matematik karşılığı bu. Ama tersinir sistem için. Piston silindir düzeyinden çıkan ısıyı ele alalım. Arkadaşlar bak çıkan ısı diyor. O zaman DS'yi başına bir eksi getirelim. Çıkanı eksiyle gösterelim. Bu problemde piston silindir düzeninden çıkan ısı için buraya bir eksi koymamız gerekiyor. Çünkü piston silindir düzenini ele alarak bir şeyler elde etmek istiyoruz şimdi. O zaman oradaki entropi değişimi sistemden çıktığı için eksi delta Q bölü T olsun. Şunu şimdi kullanacağız. Bak buraya da yine yazmışım. Piston silindir düzeninin yani sistemin entropi değişimi o zaman eksi işaretli oldu. Yukarıdaki o eksi işaretini dikkate alarak kullanacağız. Yukarıda ne yaptık biz? Delta egzerji ısıyı elde ettik. Delta Q 1 eksi T0 bölü T olarak elde ettik arkadaşlar. Şu parantez içine delta Q'yu dahil edelim. O zaman 1 çarpı delta Q eksi
T0'ı yana alırsak delta Q bölü T bak bunu içeri aldığımızda. Şunu biraz önce çalıştık. DS neydi? Delta Q bölü T'ydi. Eksi işareti tabii ki. Şuradaki delta Q bölü T yerine biz eksi DS'yi koyabiliriz. Bak bu ısıdan entropi değişimine de geçtik. O zaman delta ısının egzersizi yukarıda delta Q var. Eksi T0 var. Eksi bir de delta DS geldi. Delta değil DS geldi şuradan. Güzel güzel matematik olarak çalışıyoruz şimdi. Güzel güzel ilerleyelim. Delta ısının egzersizi delta Q artı bak eksi eksi artı T0 çarpı DS'ye geldik. Bak şu eşitlik bizim için önemli. Buna egzerji yıkımı diyeceğiz. T0 çarpı DS. Şimdi piston silindir düzeni sistem için son durumu ele alalım. Çeşitli egzerjiler elde ettik arkadaşlar. Toplam egzerjimiz ne? Bir kere sınır işin egzersizini biraz önce çalıştık. Şuraya açıkça yazdık. Delta V sınır eksi P0 DV'ye eşit bu. Yani içerideki delta X sınır işini çekersek yukarıda eşitlik var bakarsınız. O zaman bunun yanında delta V sınır vardı. Onun yanına eksi P0 DV gelecek. Delta X ısıyı çalıştık şimdi yukarıda. Onun da açılımı bu. Delta Q artı T0 DS. Bunları toplam egzerji değişimi olarak veya delta X olarak alalım. Evet, yukarıdaki yazdıklarımızı arkadaşlar eşitliğin içine yerleştirirsek, yani şuradaki delta V sınır artı şuradaki delta Q'yu almışım yanına, tamam. Şuradaki eksi P0 DV'yi buraya yazmışım. Artı T0 DS'yi buraya yazmışım. Bakayım, tamam. Arkadaşlar bir numaralı eşitliği her zaman kullanacağız. Orada ne bulduk biz? Şu ikisinin toplamı o eşitlikte var. Yani enerji dengesi eşitliğinde. Bu ikisinin toplamına ne dedik var? Eksi DU eksi D kinetik enerji eksi D potansiyel enerji dedik. Bu ikisinin toplamı yani bunların başında eksi vardı. Karşıya atınca buraya bunlar eksi olarak geçti. Yani matematik olarak incelersiniz. Adım adım yine siz çalışacaksınız. Evet, delta x toplama bu sefer şu ikisinin yerine karşılıklarını yazdık. Bakayım doğru tamam. Araya P0 DV, T0 DS'yi de yerleştirdik. Tamam. Sistem verilen halden yani ilk halden ölü hale, tersinir bir hal değişimiyle geçerken üretilen toplam egzerji değişimi yani sistemin egzerji değişimini diferansiyel formda bu şekilde bulduk bak. Sistemin egzerji değişimi amacımız neydi? Kapalı sistemdeki egzerji değişimini nasıl hesaplayabiliriz? Bak adım adım gidip şu güzel eşitliği bulduk. Bu diferansiyel form. Bunu integralini alarak ilerleyebiliriz. İntegralin sınırları ne olacak? İlk halden ölü hale. Yani 1 ile 0 arasında değiştirmişiz sınırları. İlk halden ölü hal koşullarını 0 olarak veya 0 olarak gösteriyoruz. O zaman şu tarafında integralini alacağız. P0 sabitse dışarı çıkar. Tamam. T0 sabitse dışarı. Ona göre integralleri alacağız. Yani sistemdeki egzerji değişimini bulduk esasında. İntegralleri de alınca ne olacak? Başındaki eksi işaretini de göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yaparsak U1 eksi U0, P0 sabit, V1 eksi V0 yani ilk hali ölü hali arasında. Ne? Hepsini yazdık. Bak buraya eksi T0, S1 eksi S0 arkadaşlar artı eksilere dikkat edelim. Ben dikkatlice yaptım. Sonuçta kinetik ve potansiyel enerjileri de bu şekilde değerlendirebiliriz. Sistemdeki egzerji değişimini bulduk. Bak sistemdeki enerji değişimini çalıştık. Sistemdeki entropi değişimini çalıştık. Sistemdeki egzerji değişimini de benim yaklaşımım bu şekilde. Hani kitaplarda farklı yaklaşımlar olabilir. Ben en iyi şekilde size nasıl anlatabilirim diye düşünüp bu şekilde çıkardım. Joule biriminde elde ettik. Joule birimi bizim için önemli. Sistemdeki egzerji değişimini enerji değişimiyle de karşılaştırabiliyoruz. İkisinin de birimi Joule. Entropide biraz hani Joule bölü Kelvin olduğu için karışıklık oluyor. Ama egzerji de olmaz. Delta X sistemi artık elde ettik. Biz bunu arkadaşlar kütle çarpı delta fi sistem olarak da yazabiliyoruz. Kitaplarda bu gösterimde var. Yani fi'yi Joule bölü kilogram olarak alırsak, başına da kilogram olarak kütleyi koyarsak, delta X eşittir M çarpı delta fi olarak da yazılabiliyor. Bazı problemlerde Joule bölü kilogram olarak çalıştığımız için hani onu fi olarak göstermiş kitaplar. Yani ne demek? Delta X sistem tabii ki egzerji değişimi x2 eksi x1 o da m çarpı fi2 eksi fi1'e eşit olacak.
kütleyi başa koyarsak bu fi 2 eksi fi 1'i nasıl yazabiliriz? E2 eksi E1 kütle burada. T0 küçük Özgül Hacım V2 eksi V1 eksi MT0 Özgül Entropi S2 eksi S1 olarak yazabiliriz. E2 eksi E1'i açarsak tabii ki o iç enerji değişimi, kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimine eşit. Bazı problemlerde bunları ihmal edip sadece U2 eksi U1'i alabildiğimizde oluyor. Ama kapalı bir sistemin egzerji değişimi bu. Bu eşitliği güzelce kullanacağız kapalı sistem için. Bu eşitlik çok önemli arkadaşlar. Siz de kesinlikle bir kere daha çalışın. Evet, biraz daha devam edelim. Bugünkü dersimizde arkadaşlar kapalı sistemlerde egzerji değişimini güzelce ele aldık. Egzerji kavramına güzelce baktık. En önemli noktaları, ölü halin önemini hepsini anlatmaya çalıştık. Egzerji zor değil, kolay. Problemlerle de onu ilerledikçe ele alacağız. Ama bugün hem bazı tanımlamalar hem bazı önemli noktalar var. Onları adım adım uzatmadan veriyorum. Kitaplarda ayrıntısı var ama buradaki benim notlar hap bilgiler, önemli bilgiler. Şu bilgiyi de şimdi kısaca geçeceğim. Akış enerjisi ve akış egzersizine bakalım. Arkadaşlar yani şurada yazılanları sonra okursunuz. Biz hareketli akışkanlarla da çalıştığımızda onu piston silindir düzeni gibi modelleyebiliyorduk. Yani şurada bir akışkan var, onu bir F kuvvetiyle iktirdiğimizde bu atmosferde de açıksa buna karşı, atmosfer açık değilse bile yani buna karşı bir P basıncı var. Sonuçta bu F kuvvetiyle P basıncını değerlendirip akışkanı bir noktadan bir noktada başka bir noktaya hareket ettirdiğimizde, L kadar götürdüğümüzde burada bir akışkana karşı uygulanan F kuvveti kapsamında hesaplamalar yapabiliyoruz. F kuvveti nedir? Basınç çarpı alandır. Yani şurada bir basınç var, şurada bir yüzey alanı var. Bu basınca karşı bu F kuvvetini P çarpı A olarak, Newton olarak hesaplayabiliyoruz. Bizim için Joule birimi önemliydi. Buradan akış içine geçersek F neydi? P çarpı A birimi Newton. Newton çarpı metre neydi? Joule. Metre ne? Buradaki L kadar yani giden akışkanı L'ye kadar götürüyorsak F çarpı L, P çarpı A çarpı L olarak yazabiliriz. Joule birimde akış işini yani kısaca anlatıyorum. Geçmişte de bu konuşulduğu için hızlıca geçeceğim. A çarpı L ne demek? Hacim demek. O zaman akış işi basınç çarpı hacim. Akışkanın hacmi. Bu bize akış işini veriyor. Akış işini biz Joule bölü kilogram olarak kullanacaksak, göstereceksek P çarpı tabii ki özgül hacim. Küçük V ile göstereceksek veya P çarpı V Joule. Tamam, onu hızlıca geçtik. Durgun, hareketsiz akışkanın sahip olduğu enerji neydi? Durgun, hareketsiz akışkanın sahip olduğu enerji neydi? U artı kinetik enerji, potansiyel enerji. Yukarıda da bahsettik. Bu durgun, hareketsiz akışkanın sahip olduğu enerji Joule bölü kilogram biriminde. Bir kontrol hacmine giren veya çıkan hareketli akışkanın sahip olduğu enerjiyi, onu da kitaplar TT olarak gösterebiliyor. Bak, kontrol hacmine giren ve çıkan hareketli akışkan. Hareketsizin sahip olduğu enerji E. Ona akış işini dahil etmemiz şart hareket olduğu an. O zaman bu yukarıdaki U artı kinetik enerji artı potansiyel enerjiye biz P çarpı V'yi akış işini dahil ediyoruz. Dediğim gibi bunu da geçmişte çalıştığımız için hareketli akışkanın biz enerjisini entalpi artı kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak yazabiliyoruz. Neden? Çünkü şunların şu P ve artı U'nun karşılığı entalpidir termodinamikte. Akan akışkanın enerjisi bu şekilde geçmişte çalıştık zaten bunu. Yani E kütle olarak çalıştık. Onun için kısaca geçtik. Şimdi gelelim buradan egzerjiye. Yine akışkanı göz önüne alırsak burada P basıncı var. Bu sefer karşısında çevre ölü hal basıncı P0 var. Bak hani egzerji olduğunda bu ölü hal koşullarına gidiyorduk. Akış işi akış egzerjisi olarak aşağıdaki verildiği gibi yazılabilir demişim ben. Akış egzerjisi var. Akış işi eksi atmosferin işi. Sonuçta bu ikisinin farkı akış egzersizini bize verecek. Yani PV eksi P0V. Onu da P eksi P0V olarak yazabiliriz. Akış egzersizi. Akış işi ayrı, akış egzersizi ayrı. Egzersizde bir miktar kayıp var. O da P0 çarpı V kadar. Durgun hareketsiz akışkanın egzersizini çalıştık şimdi zaten arkadaşlar. Şu eşitliği çıkardık yukarıda.
Akan akışkanı egzersizi tabii ki bu akış egzersizini yukarıya dahil edeceğiz. Bak kapalı sistem için çıkardığımız şu eşitlik sonuçta durgun akışkanın ana egzersizi. Kapalı sistemde kütle değişimi yok, akışkan hareketi yok. Bunu dahil edersek, gerekli düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar matematik olarak çalışırsınız. Bak bütün o bilgileri yani x akan akış yani akan akışkanın egzersizi, durgun akışkanın egzersizi artı akış egzersizi olarak toplarsak bunları çalışırsınız. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak sonuçta akan akışkanın egzersizi yine entalpiye varacağız. Entalpi farkı eksi T0 entropi farkı artı kinetik ve potansiyel enerji değerleri. Böylece matematik olarak da yaparsak jül bölü kilogram biriminde akan akışkanın egzersizini bu şekilde elde ediyoruz. Egzerji kavramında entropiler yer alacak. Evet, akış egzersizi bu şekilde fiile gösterebiliriz. Jül bölü kilogram birimini. Yani gösterişler çok önemli değil. Jül bölü kilogram biriminde çalışıyorsak bu şekilde yazacağız. Bir akışkan akımına egzerji değişimi, egzerji değişimi dediğimiz zaman fark. O zaman arkadaşlar hani 2 ile 1 arasındaki farkı alırsak, yukarıdaki denklemi hem 1 hem 2 için yazarsak bu sıfırlar gidiyor zaten. H2 eksi S1, S2 eksi S1 cinsinden yazabiliyoruz. Bir akışkan akımına egzerji değişimi, hareketli akışkanlarda bunları kullanacağız. Şimdilik bilgi için bu şekilde vermiş olalım. Arkadaşlar adım adım gidiyoruz. En önemli noktaya geldik. Egzerji dengesi eşitliği. Biz ne dedik? Enerji dengesi eşitliğimiz var. Entropi dengesi eşitliğimiz var. Şimdi de egzerji dengesi eşitliğine geçelim. Yukarıda yazılanları sonra okursunuz. En önemli kısım şu arkadaşlar. Sınırdan giriş çıkışlar oluyordu. Bak sınırda egzerji girişi, egzerji çıkışını alacağız. Nasıl enerji girişi, enerji çıkışı var. Entropi girişi, entropi çıkışı var. Hep bunları alacağız. Gerçek bir eşitlikte yani bütün bu enerji dengesinde her durumu göz önüne alırsak eksi x yok olanı dahil edeceğiz. Entropi de bu neydi? Artı s üretimdi. Entropi üretimiydi. Burada eksi x yok olan. Eşitliğimiz bu şekilde. Eşittir sistemdeki değişim. Bu delta x'i yukarıda çalıştık var. Kapalı sistem için çalıştık. Kapalı açık sistem için farklı yaklaşımlar yapılacaktır demişim. Kapalı sistem için bu delta x sistemi çıkardık. Bu tamam kendi içinde bunun bir eşitliği var ama bunun sınırda olan olayları bu şekilde. X giren eksi x çıkar. Bir de burada gerçek durumda x yok olan var. Bunu da dahil edeceğiz eksi olarak. X giren eksi x çıkanı nasıl değerlendirebiliriz? Arkadaşlar ısı iç ve kütle ile egzerji giriş çıkışı olabilir. Bunu x ısı, ısının egzersizini çalıştık. X iş demişim zaten her türlü işin egzersizi kendisine eşit bir tane. Sınır işi hariç ona bakacağız. Baktık zaten de biraz sonra ayrıntısına bakacağız. Ve x kütle. Gelelim tersimezliğe. X yok olanı x yıkıma. Tersimezliği I'la gösterdik. Bu x yok olan arkadaşlar bu T0 çarpı S üretime eşit. Hani bu diferansiyel formda çalışırken bununla karşılaştık ya. DS çarpı T0 ile karşılaştık. Tersimezlik de T0 çarpı S üretime eşit. Yani bu x yok olanı biz elimizde S üretim değeri varsa onu ölü hal koşuluyla sıcaklıkla çarptığımız an x yok olanı veya x yıkımı elde ediyoruz veya tersimezliği elde ediyoruz. Her zaman tersimez hal değişiminde, tersimez hal değişiminde bu her zaman sıfırdan büyük. Bu sıfırdan büyük olmazsa sistem çalışmıyor. Gerçek sistemler çalışmıyor. Ama biz ideal olarak yaklaşırsak tersimez hal değişiminde bunu sıfır alıp bir tersinir olarak yani ideal olarak olaya bakabiliyoruz. Bu olmaz kısım ne? Küçük sıfır kesinlikle olmaz. Böyle bir şey bulursan o sistem çalışmaz. Yani mucitler birinci yasaya göre sistemleri değerlendirip çok güzel bir şey bulduklarını sanıyorlar. İkinci yasaya göre değerlendirdiğimizde x yok olan küçük sıfır çıkıyor. Birçok mucitte o zaman o sistem çalışmıyor. Ama şu kısmı bilmedikleri için çok önemli bir cihaz bulduklarını sanıyorlar. Ama biz termodinamik biliyoruz ve bütün enerji dengesi, egzerji dengesi, entropi dengesi eşitliklerini biliyoruz. Buna göre değerlendirmeyi yapacağız. Zor da değil arkadaşlar. Özetlersek ısıyla egzerji girişini çalıştık. Güzelce çalıştık. O 1 eksi T0 bölü TK çarpı Q. Bu K yani kaynak sıcaklığı veya artık yani probleme göre bu TK'yı değerlendireceğiz. Bu TK'nın seçimi önemli. Ben adım adım onu da problemlerde değerlendireceğim.
Şimdilik öğle sıcaklığı böyle TK olarak yazalım bunu. Bunu ne alabileceğimizi öğreneceğiz hep beraber. Tamam, onun ayrıntısına şimdi girmeyeyim. İş ile egzersiz geçişi. Ne dedik? Biz yararlı işin tamamı egzersiz işine eşit jül birimde. Ama sınır işinde bir özel durum var. Orada yararlı iş, sınır işi eksi ve çevre oluyordu. Buna dikkat edeceğiz. Sınır işinde sadece böyle bir değişim var. Diğer bütün işler egzerciye eşit. Yani ve yararlı eşit ve diğer dersek bu yararlı zaten en yani egzercinin iş değerine eşit. Kütle ile egzerciye geçişinden kısaca bahsettik ya şimdi çıkardık. X kütle M çarpı fi olsun. Onu da entropi, kinetik potansiyel enerjisinden çıkardık. Artı eksilere dikkat edeceğiz. X kütleyi zaten ayrıntılı olarak bir dahaki dersteyle alacağız. Bak burada bir sayfalık kısa bir özet yapmışım. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Kapalı sistemde tersibezlik hesabı demişim. Bu bir özet. Kapalı sistem piston silindir düzeni olsun. En güzel bu düzenekte anlatabiliyoruz. Bu sefer Q giren olsun sisteme. Isı girişi varsa V çıkan olmak zorunda. Giren ısı Q giren. Giren egzerji X ısı kadar bir giren egzerji var. Egzerji artık önemli bizim için. X ısıyı hesaplamayı da öğrendik. Q giren çarpı işte aşağıda konuşacağız. Q giren çarpı 1 eksi T0 bölü TK. Bu TK ne olabilir? Şu Q gireni biz bir kaynaktan alıyorsak buradaki kaynak sıcaklığı olabilir. Sonuçta bu Q gireni sağlamamız için şurada bir kaynak olması lazım. Çıkan sınır işi ve çıkan egzerji x iş yani yararlı iş miktarı. Tamam, böyle bir özet. Enerji dengesi eşitliğini her zaman yazacağız. X giren eksi x, pardon, egzerji dengesi eşitliğini yazmışım ben. Sonuçta enerji dengesi eşitliğini de her zaman yazacağız ama burada egzerji dengesi eşitliğini anlatmak istemişim. Tamam. X giren eksi x çıkan eksi x yok olan eşit delta x sistem. Tamam. Şuna ne dedik? Tersimezlik dedik. I x çıkan burada sadece V çıkan çerçevesinde x iş tersinir var. Arkadaşlar bak burası sıfır olunca hani bunlar çok önemli. Tersinin hal değişimi demişim ben. Yani tersinin hal değişimi olarak bu probleme, bu özete bakalım dedik. Burası sıfır olunca buradaki iş zaten tersinir oluyor. Tamam. Giren x ısı. Bu sistemi ısıyla egzerji girişi var. Tersinmez hal değişimini göz önüne aldığımızda tersinmez hal değişimi ile tersinmez hal değişimi arasında ki farkı zaten çalıştık. I tersinmez büyük sıfır. I tersinir eşit sıfır. X çıkan x iş tersinmez ama x çıkan x iş tersinir diye yazarsak tabii ki tersinirde böyle bir fark var. Tersinir işe baktığımızda biz x iş tersinir x ısı eksi delta x sistem. Yani yukarıdan çektiğimizde şunu tek başına bıraktığımızda şurada delta x sistem var. Yanına ısı geliyor eksi olarak. Nasıl yapmışım ben? Ha şurada da eksi var. Tabii buradaki eksi de dikkate alarak artı eksilere dikkat ederek x iş tersineri bu şekilde yazmışız. Matematik olarak bu doğru. Tamam. Tersinmezlik I eşittir I şey x iş tersinir eksi x işti. Sonuçta şurası ne demek? Tersinir işin egzersizi zaten tersinir işe eşit. Bunların farkı olarak I'yı da yazmıştık biz. İş üreten sistem için. Bakıyoruz burada iş üretimi var zaten. Tamam. Bir özet bu yani yaptıklarımızın özeti. Bu şekilde bu dersi sonlandırabiliriz. Arkadaşlar 11-15 eğer toplantıya gitmeyecekseniz vaktiniz varsa bir örnek çözüp dersi bitirebilirim. İsterseniz bu noktada da bitirebilirim. Ne dersiniz? Örnek çözelim bence hocam. Tamam. Zaten hani dersimize ait vaktimiz var. Ben bir örnek de size hazırladım. Dersimizi onunla bitirelim. Örnekler bizim için çok önemli. Arkadaşlar kapalı sistemle çalıştık bu derste. Hem de egzerji kavramına giriş yaptık. Egzerciye giriş yaptık. Egzerciyi anladık. En güzel örnek piston silindir düzeni kapalı sistemlerde dedik. Yine sayısal örneklerle bunu bir destekleyelim. Ben şöyle bir örnek modelledim. Piston silindir düzeninde hava olsun bu sefer. Yani gaz olsun, sıvı da olabilir. Hava ile çalışalım.
17 derece santigrat sıcaklıkta ve 400 kilopascal basınçta içeride hava olsun. Bak basınç yani atmosfer basıncından yüksek. Sonuçta buradan bir sınır işi elde edeceğiz. 50 kilojül bölü kilogram değerinde pervane işi girişi olsun. Aynı şekilde ısı girişi de olsun. Ve bu ısı girişinin kaynağını da vermişim. Bak kaynak sıcaklığını vermişim. 600 derece santigrat sıcaklıktaki kaynaktan Q'yu alıp bu sisteme aktarıyoruz. Başlangıç koşulları bu. Arkadaşlar hal 1 bu yani. Hal 2 olarak şunu vermişiz. Hacim hal 2'de hal 1'in 3 katına çıksın. Bu bilgiler çerçevesinde soruyu değerlendireceğiz. V2 eşittir 3 V1 olsun demişiz. Üretilen entropi miktarına bakacağız. Egzerji yıkımına, egzerji yok oluşuna bakacağız. Yani adım adım her şeye bakacağız da. Sonuçta bu sayısal değerlerle değerlendirelim. Arkadaşlar bu soruyu çözerken bütün denge eşitliklerini göz önüne aldım. Termodinamik bilen adım adım bunları yapmak zorunda arkadaşlar. Zor değil ve adım adım nasıl yapabiliyoruz bakalım. Bak burada kütle dengesi eşitliğini de almışım ben. Yani kütlenin korunumu da almışım. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Hani problemlerde bizim genellikle bu kapalı sistemlerde kütle sabit olduğu için ele almıyoruz ama bilelim. Bütün denge eşitliklerini kullanacağız. Ben adım adım hepsini yaptım. Kütle dengesi eşitliğinin temeli ne? Toplam giren kütle miktarı eksi toplam çıkan kütle miktarı sistemdeki kütle değişimine eşit olacak. Bizim kapalı sistemlerde sınırdan kütle giriş çıkışı yok sıfır. Hal 1'den hal 2'ye geldiğimizde M1 ve M2 olarak yazabiliriz ama kütle değişmiyor. Yani bu özel bir durum kapalı sistemde. M2 eksi M1 eşittir sıfır delta M sistem için. Yani bizim için yani kütle dengesi eşitliğinde M1 eşittir M2 eksi eşittir M olarak alınabilir. M1 eşittir M2 eşittir M olarak alınabilir. Kilogram biriminde kapalı sistem için giriş çıkış kütle giriş çıkışı yoksa. Tabii sen istersen bunu hani açık sistemlerde kilogram bölü saniye biriminde yazabilirsin. O zaman kütlesel debi dengesi eşitliği de söz konusu olabilir. Her zaman ne dedik biz? Enerji dengesi eşitliğini kullanacağız dedik. E-giren eksi E-çıkan eksi delta sistemi çok iyi biliyoruz artık. Arkadaşlar şuradan devam edelim. Delta sistemi her zaman ne yazacağız? Hemen M çarpı U2 eksi U1 yazacağız. Yani kinetik ve potansiyel enerjiyi ihmal ediyorsak bu. İster gazla çalışalım, ister sıvıyla çalışalım. Buraya yazacağımız önce bu. Sonra bunu problemin cinsine göre değerlendiririz. E-giren ne? Burada pervane işi var, ısı girişi var. Çıkan ne? Sınır işi çıkışı var. Birinci yasa eşitliğini yani enerji dengesi eşitliğini modellediğimizde artı eksilere de dikkat ettiğimizde Q giren artı pervane işi girişi eksi sınır işi çıkışı eşittir. Özgür iç enerji değişimi. Tamam. Bu burada dursun. Kullanacağız. Entropi dengesi eşitliğini de öğrendik. Geçmişte S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistem. Delta S sistem ya pardon yukarısıyla karıştırmayalım. Delta S sistem. Burayı da hemen M çarpı S2 eksi S1 olarak yazıp bu şekilde bırakabiliriz. S üretimi zaten biz hesaplayacağız. S çıkan hani sistemde ısıya bağlı bir çıkış yok. Isıya bağlı bir giriş var. Entropi dediğimiz an ısı veya kütleden bahsedebiliriz. Burada sadece ısı girişi var. Onu da kaynak sıcaklığına göre modellediğimizde S girenini bu şekilde yazabiliriz. Yani Q giren bölü TK artı S üretim eşittir M çarpı S2 eksi S1 olacak jül bölü kelvin biriminde. Güzel. Bugün öğrendiğimiz egzerji dengesi eşitliğimiz var. X giren eksi X çıkan eksi X yok olan eşittir delta E sistem. Önce burayı modelleyelim. Bunu bugün çalıştık kapalı sistemler için. İşte U2 eksi U1, S2 eksi S1, V2 eksi V1 bak P0 cinsinden. Bunların üçünü dahil ediyoruz. Kinetik ve potansiyel enerjileri dahil etmiyorsak bu şekilde. Şurası eksi olacak. Ben de bazen şaşırıp buraya artı yazabiliyorum. Buna dikkat edelim. X çıkanla devam edelim. Sınır işi varsa arkadaşlar sınır işi eksi çevre işi farkı X çıkanı bize veriyor egzerji analizinde. Buradan X yok olanı zaten bulacağız. X giren sadece ısı varsa bu şekilde yani bizde pervane işi de var. Pervane işiyle devam edersek pervane işi direkt egzerji işine eşit zaten. Ama ısı söz konusu olduğunda Q giren çarpı 1 eksi T0 bölü TK olarak yazmak zorundayız. Bunları da öğrendik. Tamam.
Bunu hani model elde ettiğimiz değerleri şu şekilde yazarsak, sonuçta artı eksilere de dikkat edersek bu şekilde uzun bir eşitlik elde ediyoruz. Arkadaşlar dört tane denge eşitliği yazdık. Termodinamik bu demek zaten. Bu kadar yani. Bu dört denge eşitliğini her yerde kullanıyoruz. Hangisi bize lazımsa kullanıyoruz. Bu dört denge eşitliğini bilen termodinamiği bilir. Problemimizdeki özel durum ne? Havayla çalışıyoruz. Hal 1 sıcaklığı, basıncı belli. V1 hacmi belli değil ama sonuçta V1 hacmini yazdık. Ona göre değerlendirme yapacağız. T1 sıcaklığı 17 derece santigrat veya 290.15 Kelvin. Hal 2, piston silindir düzeninde P2 eşittir P1. Hacim ne demiş? V2 eşittir 3V1 demiş. Bu bize verilen bilgiler. Şu tabii bildiğimiz bilgi piston silindir düzeninde. İdeal gazla çalışıyorsak hal 1 ile hal 2'yi oranlayabiliriz. P1 V1 bölü P2 V2 eşittir. MR T1 bölü MR T2. Bunlar gider. Arkadaşlar hani P1 P2'yi değerlendirdiğimizde birbirine eşit. Hacimleri değerlendirdiğimizde bu soruda V2 eşittir 3V1. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak T2 eşittir 3T1 çıkıyor bu soruda da. O zaman T2 sıcaklığını da biz 870.45 Kelvin olarak bulabiliriz. Tamam. Soruda verilen bilgiler çerçevesinde ideal gaz için değerlendirmemizi yaptık. Kütle için değerlendirmemiz ne? Tabii ki M1 eşittir M2. Kütle verilmemiş. Hemen birim kütleye gideriz. Verilmemişse 1 kilogramla çalışalım. Bulabiliyorsak da bulacağız tabii ki. Ama burada şurada 2 tane bilinmeyen olacağı için kütleyi 1 alarak devam edelim. PV1 eşittir MRT1 ise arkadaşlar buradan V1'i bulmak istemişim. Kütleyi 1 aldık. İşte sayısal değerleri koyalım. Tablodan ilgili değerleri gaz sabitini alalım. Kelvin biriminde sıcaklıkları yazalım. V1'i de 0,2082 metreküp buluyoruz. V2'yi zaten bunun 3 katıydı. O da 0,6246 metreküp olacak. Tamam. Enerji dengesi eşitliği de sınır işimiz var. Sınır işi PdV integrali. Bizde P sabit. O zaman P1M V2-V1 olarak yazabileceğimiz gibi hani büyük V2 ve 1 olarak da yazabiliriz kütleden bağımsız olarak. Neyse. 400 kilopaskal basıncımız var. Şurayı değerlendirdiğimizde zaten arkadaşlar V2 hani 3V1 direkt olarak yazıp şuradaki matematiksel işlem çerçevesinde 400 kilopaskal çarpı 2 çarpı 0,2082 metreküp olarak yazabiliriz. Tamam. Sınır işi 166.55 kilojül kilogram. Birim kütlede çalıştığımız için ben buraya kilogramı eklemişim. Sonuçta şunu da o zaman küçük harf yazmak gerekir. Yani çok önemli değil. Sonuçta birim kütlede çalıştığım için böyle yazmışım. Evet. Enerji dengesi eşitliği neydi? Q giren artı V pervane eksi V sınır eşittir. M çarpı U2 eksi U1. Bu bizim genel eşitliğimiz. Şurayı probleme göre değerlendiririz demiştik. İdeal gazla çalışıyorsak arkadaşlar biz U gördüğümüz an aklımıza CV gelecekti. Bak bunu hiçbir zaman unutma. O zaman U2 eksi U1 aklımıza hemen CV gelecek. U'yu gördüğümüz an gazlarda. O zaman M çarpı CV T2 eksi T1 olarak da şurayı yazabiliyoruz. Tabii buraya yazdığımızda, bu şekilde yazdığımızda biraz yaklaşık sonuç bulacağız. CV çünkü ortalama sıcaklıkta almamız gerekiyor. Bunları hep çalıştık. Ama U gördüğünde CV aklına geleceğini unutma. Sayısal değerler. Şurası 50 kilojül bölü kilogram. VS'yi bulduk. 166.55 kilojül kilogram. Kütleyi birim kütle alıyoruz. CV'yi işte sıcaklıkları biliyorsak ortalama sıcaklıkla ilgili tablodan alacağız. Sıcaklıklar birbirine çok yakınsa yani 300 Kelvin'de de alabiliriz diye. Geçmişte bunları konuştuk da hatırlatma olsun. Bunu 0.718 kilojül bölü kilogram Kelvin olarak ben almışım tablodan. Sıcaklıklar belli olduğu için ortalama sıcaklıkla da alınabilir. Neyse uzatmayalım. Buraya da sıcaklık farkı geliyor. Q gireni yaklaşık olarak 533.21 kilojül bölü kilogram. Yani birim kütlede çalıştığımız için bu şekilde yazabiliriz. Sen istersen şunu küçük harfle de yazabilirsin. Q gireni olarak birim kütlede küçük harfleri kullanıyoruz. Tamam. Birinci yasa analizini bu şekilde elde ettik. Adım adım gidiyoruz. İkinci yasa analizinde S üretimine bakalım. Oradaki elde ettiğimiz eşitlik neydi? Q giren bölü TK artı S üretim eşittir M çarpı S2 eksi S1. Bu S'leri tablolardan bulamıyorsak
ve gazlarla çalışıyorsak bunun karşılığı arkadaşlar M çarpı CV ln T2 bölü T1 artı R ln T2 bölü T2 idi. R değeri belli, sıcaklıklar belli, CV belli. Şuraya da M'yi yazmamız gerekiyor kütle olarak. Onu unutmuşuz. Tamam. Ya da bunu parantez için alacağız. Tamam. Arkadaşlar ufak tefek hatalar olabilir. Zaten M'yi 1 alacağız da genel gösterimde şuraya M'yi koymamız gerekiyor. Tamam. Zaten şurada koymuşum. Tamam. Sayısal değerleri yerine koy. Her şeyi kelvine çevir. Yani sıcaklıkları kelvine çevirmeyi unutma. Buradan S üretimi bulabiliriz. Üretilen entropi 0.49343 kilojül kilogram kelvin. Onun için birim kütlede bulacağımız değer bu. Bunu bulduğumuzda arkadaşlar direkt tersimezliğe geçebiliyorduk. Yani tersimezlik I neydi? T0 çarpı S üretim. T0 bak verilmezse ölü alt sıcaklığı 25 derece santigrat alınır. Bu soruda çevre sıcaklığı verilmemiş. Ölü alt sıcaklığı verilmemiş. Bu dersin başında dedik bunu 25 al. Ona göre kelvine çevirip S üretimle çarptığımızda 147.116 kilojül kilogram. Sonuçta bunu kelvini kilojül kilogram kelvine çarptık. Tamam kilojül kilogram. Tersimezlik yani bu kadar enerjiyi biz kullanamıyoruz. Egzerji yok oluşunu, egzerji yıkımını da bulmuş olduk esasında da ama bizim bir de egzerji dengesi eşitliğimiz var. Uzun eşitliğimize de bakarak bunu da değerlendirelim. Bakın arkadaşlar bunu yazdık şöyle. U2-U1'i yukarıda hallettik zaten karşılığını yazmışım. Şu kısmı S2-S1'i hallettik. Ben T0 ve M ile çarparak sayısal değerini yazmışım. Bunları kontrol edin yani ben de hata yapabilirim. Sonuçta burada önemli bir nokta var. Artı M, T0, V2-V1 bak denkleme geldi. Şimdi arkadaşlar sınır işi eksi ve çevreyi de yazıyorduk. Ve çevrenin yaptığı iş de neydi? M çarpı P0 V2 eksi V1. Bunların hepsini denklem içinde değerlendirdiğimizde sayısal değerlerini yerine koyduğumuzda bak ben burada şunu da yapmışım bak. V sınır 166.55 kilojül bölü kilogram ve çevreyi buraya yazmışım. Bakın şurada da var o eşitlik. Yani bunlar birbirini götürüyor esasında. Şununla şu birbirini götürüyor. Artı eksiler her şeye dikkat edersen bu ikisi birbirini götürüyor. Yani bunların sayısal değerini koymaktansa direkt birbirini götürdüğünü de görebiliriz. Neyse sonuçta x yok olanı x yıkımı yine 147-122 bulmuşum. Bak yukarıda ne bulduk? 147-116. Tabii ufak tefek yuvarlatma hataları var. 147 temel. Burada da 147 temel olarak bulundu. İkisi de kabul. Sonuçta yani şu virgülden sonrası biraz farklı olabilir yuvarlatma hatalarından dolayı. X yok olan eşittir I çıkmak zorunda. Bu enerji dengesi, egzerji dengesi ve entropi dengesi eşitliklerini kullandık. Entropi dengesi eşitliğinden S üretim bulduğumuzdan tersimezliği direkt bulabileceğimiz gibi egzerji dengesi eşitliğinden de bulabiliriz. Arkadaşlar bu kısım böyle güzelce bulduk. Bakın şurada yaptığım benim mühendislik yaklaşımları. Hani bunları kitaplarda bulamazsınız. Bu benim yaklaşımım. Sizinle tartışmak için buraya verimleri de dahil ettim. Bu piston silindir düzenini hatırlıyorsunuz. Elinizde çıktı olarak da var. Birinci yasa verimini şu şekilde yazabiliriz. Bak sistemden elde ettiğimiz bir iş miktarı var. Ama bu iş miktarını şu verdiğimiz değerler, bu enerjiler çerçevesinde elde edebiliyoruz. O zaman birinci yasa verimini bu şekilde yazabiliriz diye ben modelledim. Bu benim yaklaşımım. 166.55'i bulduk. Sisteme verdiğimiz bunlar sayesinde bunu bulabiliyoruz. O zaman bunları oranlarsak birinci yasa verimini yaklaşık %29 buluyoruz. Bu birinci yasa verimi bu piston silindir düzeni için. İkinci yasa verimini de çalışmıştık. Bunu 1 eksi tersimezlik bölü sağlanan egzerji olarak yazabiliriz dedik. Benim yaklaşımım ne olabilir burada? Sizin de aynı şekilde olabilir. Sağlanan egzerji ne? Şu ısı egzersizi olmasa, şu pervane işi olmasa biz buraya bir egzersiz sağlayamayız. Bunların toplamı. Burada da tersimezlik var, onu da bulduk. 147 bölü 401. Burada bir eksisi var. %63. Birinci yasa verimi %29, ikinci yasa verimi %63. Bu ne demek? Yani ikinci yasa verimini biz bulduktan sonra
Şöyle bir yaklaşım yapmışım. Ben ikinci yasa veriminin biz birinci yasa verimi böyle birinci yasa veriminin maksimum olabileceği değer cinsinden yazabiliriz demiştik. Şunu 0,63 bulduysak, şurayı 0,29 bulduysak bu birinci yasa verimi maksimum ne olabilir? İkinci yasa veriminden faydalanarak belirleyebiliriz. Yani biz bu piston silindir düzenini %46 verimde çalıştırabiliriz maksimum olarak. Ama nerede çalıştırmışız? %29'da. Tersimezliklerden dolayı, bazı durumlardan dolayı %29 çıkmış ama en iyi koşulda bu kağıt üstünde teorik olarak %46'ya gidebilir yaklaşımı yapmışım ben. Bunlar hani verimleri bu şekilde değerlendirmişim. Bu yaklaşım yapılabilir. Bu %63 ne demek? Bu birinci yasa veriminde elde edebileceğimiz maksimum değerim ancak %63'ünü kullanabilmişiz %29 olarak. Bu benim yaklaşımım. Ne demişim? Sistemden sağlanabilecek maksimum %46 verimin %63 kadarını elde edebiliyoruz demişim. Tamam. Son olarak şunu da söyleyelim. Şurada ne dedik biz? VS bölü VP artı QG dedik. Birinci yasa verimi. Onu maksimum olarak değerlendirdiğimizde VS max'a geçebiliriz. VS max bölü VP artı QG'den neye eşit olabilir? VS max bölü bu ikisinin toplamı. Zaten bu da 0,46'ya eşit olacak. Yani ikinci yasa verimi çerçevesinde eta I max'ı 0,46 bulmuştuk. Yani bu sistemle elde edebilecek maksimum sınır içi çıkışı ne diye sorulursa bu şekildeki bir yaklaşımla onu 268 olarak bulabiliriz. Ama bu sistemde kullandığımız 166 idi. Bu benim yaklaşımım. Yani verimleri mühendis olarak ben bu şekilde değerlendirip bu sistem için teorik veya gerçek durumda neleri görebilirim ve bu şekilde bakmışım. Arkadaşlar birinci dersimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Burada egzersize giriş yaptık. Sorunuz varsa alabilirim. Derse girenler için yoklama da alacağım. Şu anda yoklamayı alalım. Dersimizi bitirdik. Sorunuz yoksa ve numaranızı yazdıysanız dersten çıkabilirsiniz.